Merhaba arkadaşlar. Grasshopper eğitim serisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk örnek videomuzu hazırlayacağız. Çalışma videosunu hazırlayacağız da diyebiliriz. Öncelikle biraz hani şunu söyleyeyim. Biraz karışık olacak. Hani çok karışık değil. Şöyle point olacak içinde. Setlerden de datalar olacak. Normal curve'ımız olacak. İşte domain'den bahsedeceğim. Daha eğitim videosunu çekmedim onu. Ama basit bir video olacak ve örnek olarak da böyle bir pratik yapmanız açısından bence önemli. Şimdi başlayalım. Gördüğünüz üzere şekildeki bu desen nasıl çıkartılır parametrik bir şekilde. Bu videomuzda bunu anlatacağım. Şöyle Grasshopper dosyamızı değiştirelim ve sıfırdan başlayalım. Vektörlere gelelim. Bir tane kare bir grid oluşturalım. Şimdi number slider alalım. Sıfırdan başlasın. 30'a kadar devam etsin. Şöyle bunu aralıkları 10 aralıklarını şöyle 15 yapalım. Tamam. Sonra bunu kopyalayalım. Şimdi bunu da şöyle x ve y yönünde eşit olsun. Evet, şunu da 15 olarak alsın. Evet, 15-15'lik bir grid oluşturalım. Buradaki hücreleri kapatalım, yani gizleyelim. Parametreleri, pointimizi alalım ve pointerimizi bağlayalım. Bu pointi de floating yapalım. Tek bir listenin içinde 256 tane datamız var. Şimdi buraya şey alalım. Farklı pointer alalım şöyle. Hücresini çizmek için. Set multiple point'le şöyle örnek 4 tane point alalım. Bu pointlerin arasında yer alan 4 tane point oldu. Şimdi closest point'e gelelim ve şurada closest point'imizi alalım. Bu point'e, yani bu 4 tane point'e bu listenin içindeki en yakın kaç point alalım? Şurada şu an default olarak 3. Biz buna 15 almayalım mesela. 20 adet alalım. Yanlış istiyordum. Böyle. 20 yazdığımız zaman rastgele bir zaten. 20 adet point alsın şu şekilde. Yani her point'e yakın 20 adet point alsın. Evet. Şurada 4 point'i de birbirine uzak koymuşuz. Örneğin iki tanesini yakın koyalım. Diğerlerini uzak koyalım. Yani birbiriyle kesişen point'ler olsun. Tabii yani bile birbirine şey olmuyor. Neden bu şekilde yapıyorum? Yani biz kesişmeyen pointleri buraya koyarız. Sistem hata vermez ama daha yakın bir yere koyduğunuz zaman kesişen pointler olur ve şekliniz oluşmaz. Yani daha zoruyla daha hata verebilecek bir örnekle başlayalım. Şimdi şöyle düşünün. Her birinde 20 adet point var. Ama bu pointler belli noktada birbirleriyle kesişiyor. Yani şu point'e yakın 20 point ise bu point'e yakın 20 point birbiriyle kesişiyor. Aynı işlem burada da var ve burada da var. Biz bunları nasıl kaybederiz? Yani bu kesişen point'leri nasıl sileriz? Şimdi parametreye gelelim. Point alalım. Bunu buraya bağlayalım. Ve diyelim ki plot. Yani bu gördüğünüz üzere 80 point vardı 20'şerde. Biz bunu tek bir listeye topladık bu 80 point'i. Ve dedik ki vektör point kal duplicate çakışanları silin. Sonuca bir bakalım. Şöyle bir sonuca odaklanalım. 69 tane point kalmış. Kalanları ne oldu? Kalanlarını sildim. Peki biz kalan pointleri nasıl bulduk? Bize burada kalan pointleri gösteriyor. İşte gidenleri nasıl bulduk? Ve kalan pointlerin indekslerini de bize veriyor. Şöyle set kal index, yani bu indekslere bağlı olarak bu listenin içinde, şu Fırat'ın yaptığımız listeden bu pointleri çıkartıyor ve kalanları bize veriyor. Kalanlar aslında çakışan pointler. Şu şekilde çakışan pointleri de bize veriyor. Şimdi biz ne yapalım? Şimdi bu 20'li 20'li gruplarımız vardı. Bunun içinde burada çakışan pointler varsa, yani bu pointlerden herhangi biri buradaki listelerin içindeyse onları da çıkartalım. Aslında ne yapmış olduk? Plotting yapmadan direkt bu 20'nin içinde
çakışan pointi varsa onları bir çıkartalım. Nasıl çıkartacağız? Sete geliyoruz. Şurada find similar memory. Bunu alıyoruz ve şunu diyoruz. Bu 20'li point'in içinde diyoruz. Yani data seti olarak bunu veriyoruz. 20'li grupların içinde. Buradaki pointlerden herhangi biri var mı? Bu dataları bir analiz et diyoruz. Ve bize burada indeks veriyor. Şöyle bir bakalım. Bu indekslere bir bakalım. Şöyle birçok indeks verdi ve şurada ne görüyorsunuz? O mesela 20 tane point analiz ettiği için ve burada aslında çakışan bir grubun içinde çakışan point daha az olduğu için kalanlarını 18'de doldurmuş. 18'in indeksi. Gördüğünüz üzere 15'te doldurmuş. Burada yani bu indekslerden aynı indeksten birçok data yazmış. Bunları nasıl sileriz? Paneli kapatalım. Ve şunu diyelim. Bu indekslerden birer tane olacak normalde. Bu şekilde üst üste data yazdığı durumlarda sete gelip şurada create set. Yani bir set oluşturur. Yani bu setin içinde hiçbir zaman aynı sayıdan olmaz. Şimdi bir set haline getiriyor. Şöyle yaptığımız zaman burada 21 adet vardı. Şöyle bir bakın. Burada 6, 6, 7, 8. Ne yaptı bize? Aynı sayıdan varsa o sayıları sildi. 18'den bir adet var. Şimdi bunlar ne? Bu adetler aslında buradaki 20'li pointlerin içinde birbiriyle çakışan pointler. Bunları da bulduğumuza göre şunu diyoruz. Yani bu indeksleri bulduk biz burada. Tekrar sete geliyoruz. Call indekse gelip bu indeksleri buraya bağlıyoruz. Ve ne diyoruz? Şuradaki setimizden bu indeksleri çıkar. Bu indekse sahip elemanlar çıkar. Şöyle baktığımız zaman çakışanları çıkartmış olduk. Yani herhangi birbiriyle çakışan pointleri çıkartmış olduk. Şimdi bunları bulduk. Şimdi ne yapacağız? Şöyle çektiğimizde bir geri dönelim. Gördüğünüz üzere buralardan küçük daireler, küçülen daireler. Yani bu aslında şöyle. Bu uzaklığa bağlı olan, bu pointin merkezinde daha küçük. Pointten uzaklaştıkça ve yakın olan 20 tane noktanın dışına çıktığı zaman standart birbirine teğet olan circle'lar çizsin diyeceğim. Şimdi geri dönelim buraya. Öncelikle şunu yapalım. Böyle yapalım. Bu bizim seçtiğimiz merkez point'in bu pointlere uzaklıklarına line çizdirelim ve bu line'ların boyuyla orantılı olacak şekilde ve maksimum yer çapı burada verdiğimiz size olacak şekilde bir ayarlama yapalım. Gelelim. Curve line'ımızı alalım. Line'ımızı buraya bağladık. Gördüğünüz üzere ve bu line'ımıza geldik. Şuradaki 4 tane point'imize bağlı. Şöyle bir hata alacağız. Bunun da sebebi bir önceki videoda da gördüğünüz üzere bunların graf olması. Bunu graf yaptığımız zaman şu şekilde her bir uzunluğu almış olduk. Bu line'ların uzunluklarını da curve length parametresiyle alalım. Evet, ve şu uzunluklara baktığımız zaman şöyle parametreyi alalım. Şu uzunlukları şöyle koyalım. İşte 5 var, 19, 22, 26, 30'lara çıkıyor. Bu şekilde devam ediyor bu uzunlukta. Ama bizim size'ımız ne kadar? 15. Yani biz ne yapmak istiyoruz? 15'i geçmez. Sıfır da yapmayalım. İşte 2 ile veya işte 15'ten 15'e orantılı olacak şekilde işte 15 bölü 10 yani işte yani yaklaşık 1,5'tan 15'e kadar bir çap ayarlasın bize. Yani her bu curve'ün uzunluğuyla orantılı bir çap ayarlasın. Onu nasıl yapıyorum? Şöyle arkadaşlar. Metin içine geliyorum. Matematiğin içine geliyorum. Şurada remap members. Aslında bir üst ve alt sınırı yeniden ayarlayalım. Bu çok önemli bir konu. Şöyle yapalım. Şu renklerimizi buraya bağlayalım. Yani buradaki uzunlukları ayarlayabileceğiz. Bu uzunlukları nasıl ayarlasın? Şimdi bir source domain var. Source domain de şu olsun. Set sırala diyelim. Bu uzunlukları sırala. List item'dan
Şöyle reverse yapalım. Maksimumunu bize versin. Maksimum değeri neymiş mesela? Örneğin bir bakalım. 30'u 37 şeklinde devam edelim. Matematiğe gelelim. Construct domain. Domain oluştur. Domain bir aralık demek. Şimdi 34, 37 var. Bunu aralığa bağladığımız zaman buraya da şöyle yapalım. 0 olsun. Bir önemi yok. Aralıklar bakın. 0'dan 37. 0'dan 37. Bu şekilde aralıklar oluştu. Diyoruz ki bu aralıkları diyoruz. Yani bu körleri vermiştik. Bu kör değerlerini bu aralığın içindeki kör değerini bu aralık 0 ile 15 olacak şekilde ayarlayalım. Yani bir orantıla bu değerleri 15'i geçmesin. Bunu nasıl yapıyor? Mantık olarak nasıl yapıyor? 0 yine 0. 34'ü 1 gibi düşünüyor. Ve bu renk değerlerini bu aralıktaki oranına bakıyor ve onu tekrar istediğimiz, yani bizim istediğimiz aralığa çeviriyor. Bizim istediğimiz aralık ne? Construct domain'i kopyalayalım. Ve gelelim şu size'ımızı maksimum değer alsın. Yani maksimum 15 oluştursun. Ve aynı şekilde şuraya da gelelim. Minimum aralık olarak da expression girelim. Bu ifade de şöyle oluyor. Biz 15'i buraya girdiğimiz zaman veya parametre olarak herhangi bir değer girdiğimiz zaman girdiğimiz değeri 10'a bölsün diyoruz. X bölü 10. Bize ne oluşturdu burada? Domain olarak. 1,5'tan 15. Biz eğer 15'i artırsaydık bu da artacak. Biz diyoruz çıkış parametresi olarak da aralık olarak da bu olsun. Bu sayıların aralığı. Şimdi bakalım arkadaşlar. Normalde burada 34'lü değerler vardı. Burada sonuç olarak ne olmuş? Yani maksimum 34 vardı. Maksimum artık 15. Bunları yeniden ayarladım. Hiçbirinde 15'i geçmez. Arkadaşlar şimdi biz buraya 15'i şey vermiştik. Bu aralık vermiştik. Biz şey çizdireceğimiz için, circle çizdireceğimiz için circle'a şey yapacağız. 15 bölü 2 gireceğiz. Yani x bölü 2 gireceğiz expression'da. Şimdi gelelim. Bir de şu problem var. Biz bu pointleri girdik. Şu pointlerimizi girdik. Ama bu pointleri ne yapmayı istiyoruz? Şimdi şeyden çıkarsın. Yani şurada point varsa, yani burada tüm pointlerin içinde bizim seçtiğimiz bu pointleri çıkarsın. Yine aynı mantıkla find similar member'ı kopyalıyorum arkadaşlar. Ya da bu mantıkla yapmayın. Başka bir şey de verin. Bu pointleri buldunuz. Set. Daha önce göstermişim. Item index. Yani ne yapmış oluyorum burada? Şöyle. Bu pointleri item'a bağlıyorum. Ama item'ı burada floating yapacağım. Yani bu 53 tane point'in diyorum. Bu listedeki şeylerini ver bana. İndekslerini ver. Sonra geliyorum. Call index'le. Bu indeksleri diyorum. Yani bu listede bu indekslere sahip elemanları diyorum. Çıkar. Ve kalanlar, yani şu pointler hariç kalanları bize verdi. Şimdi biz bu kalan değerlerin yarıçapını direkt standart maksimum değer olan çapının maksimum değer olan 15 girebiliriz. Şöyle. Şöyle point'e bağlı. Play'ine bağlı. Bir aslında play'in olduğuna bakmayın. Direkt point'e bağlayabilirsiniz. Orijini default XY olarak kabul edilir. Yani 3D çalışmıyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Radius'ta da şuraya gelelim. Buradaki bizim size'ımızı verelim. Ama gördüğünüz üzere birbirine taşıdı. Çünkü biz buraya yarıçap girmemiz gerekiyor. Expression'a da x bölü 2 girelim. Yani bu en yakın 20 point haricinde hepsine standart 15'i verdi çap olarak. Kalanları ne yapacağız? Kalanlarını da bu listedeki elemanlardan yapacağız. Şimdi şundan bir tane kopyalayalım. Ve şurada bir listemizde elemanlar vardı. Pointleri alalım. Herkes yine bu pointer olacak şekilde. Ve buradan çıkan değerleri de yarıçap olacak şekilde çaplarını da versin. Şimdi şu aradaki her şeyi kapatalım.
da şu pointerimizi de kapatalım. Bakın arkadaşlar. Burada birkaç parametreyi değiştireceğim. Pointerimizi tekrar seçelim. Şöyle birbirine yakın pointer seçelim. Gördüğünüz üzere her pointin olduğu bölgede daha küçük kalan bölgelerde yani o en yakın pointlerden uzaklaşınca da standart çapa geçti. Biz eğer bunu artırırsak bakın arkadaşlar şu şekilde değişiyor. Bunu eğer daha küçük hani şöyle standart 4 tane alalım. Biraz daha point adetini artırabilirsin. Şu şekilde maksimum artırdığımız zaman daha da fazla pointi için alıyorum. Azaltalım. Şu şekilde değiştirilebilir. Burada size'ımızı artırdığımız zaman da yine parametre bozulmuyor. Size'a bağlı olarak her şey değişiyor. Gridimizi de genişletebiliriz. Size'ımızı artırmadan. Bu şekilde bir örnek tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.